Türkiye'den ürün alarak yurt dışında satış yapmak isteyen arkadaşların bir hayli ilgisini çekeceğini düşündüğüm yenilenmiş arbitraj modülünü hızlıca sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sistemi daha önce Hepsi Burada için kurgulamıştık. Sonrasında dedik ki bunu birçok arkadaşımız kullanıyor. Hepsi Burada'da çok ürün var aslında ama daha da fazla ürünü onlarla buluşturabilir miyiz? Dolayısıyla şu anda solda görmüş olduğunuz web sitelerini ekledik. Aslında bunlar tamamlanmadı. Daha ekleyeceğimiz web siteleri de var. E, Trendyol geliyor, MoreHipaGöy geliyor. Mor Hippo'da Amazon'la eşleşen epey bir ürün var. Ee, ve işin güzel yanı şu sitelerde, bunları ben butik siteler diyorum. Yani aslında belki çok butik değiller. çok büyükler. Yani e epey bir ürün var. İşte bir özlekte. Bir, her birinde bayağı bir ürün var ama e, tabii ki bir trend diyor. Hepsi buradan kadar büyük değiller. E, fakat burada bulunan ürünler oldukça hoş oluyor. Çünkü kar marjları yüksek oluyor. Şöyle birkaç tane hızlıca seçelim arkadaşlar isterseniz. Yani Mediamarkt'la bakalım. Neyse çok detaylı. Zaten aslında bunu tam olarak kullanıma açtığımızda detaylı kullanımı e, kullanımını da size göstereceğim. Hatta belki retail arbitraj uzmanlığını Uzmanla sahip arkadaşlarla beraber bir video çekeriz. Ee, şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar bir ürün çok çok karlıysa yani işte aradaki fark böyle aslında kendimi kaldırayım şuradan ki pardon. Ee, düzgün siz de görün. Şimdi aradaki kar bu kadar yüksekse ürünün yanlış çıkma olasılığı yüksektir. Ama isminden de anlayabilirsiniz. Ee, özellikle kitaplarda vesaire e, karlılık oranı çok yüksek olabiliyor. Ama gene de kontrol edin mutlaka. Ne oluyor mesela? İşte Amazon'daki satan kişi barkodunu yanlış girmiş olabiliyor. Türkiye'deki yanlış girmiş olabiliyor vesaire. Yani hatta ben aslında biz burada %2000'in üzerine limitledik karlılık oranında. Aslında daha da karlı olan ürünler de çıkıyor. Şu anda onları görmüyorsunuz. Bunu limitlememizin sebebi de kullanıcıları bir türlü anlatamadık. Yani diyorlar ki ondan sonra ya program yanlış bir Aslında program yanlış bulmuyor. E, karlılık oranı çok yüksek olan ürünlerde barkodun yanlış girilmiş olma olasılığı yüksek oluyor. O yüzden 2000 limit dedik ama belki hani buraya bir tik koyarız 2000'in üzerinde açarız. Çünkü mesela şu anda baktığınızda gerçekten burun bununla eşleşiyor. Yani bunu e, bu da satan arkadaş da Türk sanırım Cemre. E, 12 ona satıyor e, bu şey versiyonunu kağıt versiyonunu artı 3.99 shipping ile satıyor. Şimdi Türkiye'deki fiyatına baktığımızda ya aslında buradaki kur çevrimizin doğru 81 TL. Türkiye'deki fiyatı 3.9 TL. Amerika'daki satış fiyatı 81 TL. Aradaki fark 77 TL. Çok büyük bir kar marjı var tabii ki. Ya şimdi bir ürünü gönderirken nasıl göndereceğim derseniz bu işi gönderimi sağlayan birçok firma var biliyorsunuz. İşte PTS var. Türkiye'den gönderimi yapan daha ufak çaplı kargo nakliye firmaları var. Yanılmıyorsam Tuer de nakliye tarafı da destek vermeye başladı. Her birinden fiyat alabilirsiniz. Sipariş geldikçe bunu Türkiye'den gönderebilirsiniz. Ya da Ürünleri toplu olarak Amerika'ya gönderebilirsiniz. O zaman daha ucuz olur. Ama bir kitabı tekli, tekil olarak bile yani gönderseniz ve biraz da hacminiz büyüse e, aslında uygun fiyatlar alabilirsiniz. Ki mesela PTS'in AliExpress'in anlaşmalı fiyatlarına bakın oldukça uygun. E, bakalım gene özlekten çıktı. E, kitaplar zaten sanırım doğru. Yani adı üzerinden Sefiller Sefiller her ikisinde de yazmış. Bunda da aynı karlılık oranı var. E, açayım bakalım isterseniz ama hadi yani bir tane daha bakalım. Diğerlerine bakmayız. Doğru eşleşiyor mu görelim diye. Sefiller Sanırım Cemre bayağı bir satıyor <laughs> diye tahmin ediyorum. Bunda da çıktı çünkü. 3.9 12.90 artı 3.99 shipping gördüğünüz gibi. Başka bir enteresan şeyler var mı? Yani kitap olmayan bir şey var mı? Çünkü kitaplar zaten eşleştiğini görüyor. Titiz çekmece askısı hangit. Hangit, dekoratif kitchen vesaire. Şöyle bakalım. Hangit ürün yüklesin ben. Evet. Aynısı sanırım. Ha, burada mesela... ...şu varmış. tupek diyor buna. Aslında muhtemelen öz dilekteki... barkod doğru. O zaman siz... ...ne yapacaksınız bunu? Bunu... E, ...karlılık oranına 1943'te... ...ikiye bölmeniz lazım. Tabii ki biraz insan gözü... ...gerekiyor gördüğünüz gibi. Hani bazen böyle... E, ...tekli yerine çiftli şekilde... ...girmiş olan ürünler çıkabilir ama gene de karlı. Ha, boyutuna falan bakmak lazım... ...tabii ki. E, çok büyük ürünlerse... ...sanmıyorum ama e, karlılık oranı... ...epey düşecektir. E, bu arada arkadaşlar gene bir üründe böyle çok yüksek karlılık varsa o ürünün satış hızı gene nispeten düşük olma ihtimali yüksek. Yani bunun mesela eseri var ama bunlarda BSR yok gibi bir şey. Evet yok yani. E, BSR dediğimiz şey ürünün sıralaması. Yani ürün daha çok sattıkça bire yaklaşıyor. E, burada aslında fitrelerde BSR'a göre de değişiyor sıralama yapabilirsiniz ve böylece ona göre sonuçlar gelir. Ama bir yandan siz bunları Türkiye'den gönderecekseniz eğer yani sipariş geldikçe gönderecekseniz o zaman daha az satan ve çok karlı ürünlere de yönelebilirsiniz. Bu tabii ki aslında biraz sizin işin kendisine bakış tarzınız. Mesela burada Mediamarkt'tan bir şey çıktı. Şu yanlış. ya yani iki, ya Amazon'da ya Türkiye'de şu barkod yanlış girilmiş. Bir tanesi çünkü Kingston diyor. Bir tanesi StarTech diyor. Mesela bu ne? Hama 1.8 USB kablo. Burada USB kablo isim yazmamış. Bakalım doğru mu? Şöyle hızlıca bakıyorum. USB extension cable. Sanki aynı ürün. Hama mı değil mi? Onlara detay evet, brand Hama. Bunun da brand Hama. Tanıdığım bir marka değil aslında. Hani kararını gene epey yüksek. Tabii tabii ki detaylarını vesaire okumanız gerekti. Ama en azından barkodtan eşleştiğini söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar bu ürünlerde bir e, kategorisel kısıtlama olabilir. Kategoriye yetki alıyor olmanız gerekebilir. E, satıcı kısıtlaması olabilir. Yani sadece yetkili satıcılar satıyor olabilir. E, ama satan kişiler nasıl yetki aldıysa siz de tabii ki yetkisini alabilirsiniz. Bunlar e, ya da alamayabilirsiniz. Yani başvuru yaparsınız. Başvuru kapalıdır. Bunlar retail arbitrajın belki retail arbitraj diyorum dilde az alışkanlığından aslında arbitrajın başını zaten hani bir kaynaktan ya da kendiniz deneyimleyerek öğrenmeniz gereken şeyler. hangi kategorilerde satış yapmak daha avantajlı da değildir. Orada belki de retail arbitrage eğitimlerinden biraz öğrenmeniz gerekti. ne var? Pantene'in mesela hani burada ürünün bir eseri var. Yani bir ürünün bir eseri olması için en azından bir kere satış yapmış olması lazım zaten. Pantene'in işte çorabı eşleşmiş burada. Medya markta gene ne var? Ya bunlar da de çok karlı. Yani ben olsam hani bu kadar karlılara bakar mıyım? Yani tabii ki bakmakta bir zarar yok da. Hani mesela şeye falan da bakabilirsiniz bu arada. bunları zaten detaylı belki anlatmak lazım da. Yani teklif sayısına sıfır girelim örneğin. Max 1 girerim ya da max 0 girerim. E, teklifi tükenmiş ürünleri buradan yakalamaya çalışırım. O zaman hiç rekabet olmayacak mesela. Yani işte onlar biraz daha belki avantajlı bile olabilir mesela özellikle bir sürü kitap eşleşmiş. Şimdi sayfalarca tabii ki ürün var. On binlerce, yüz binlerce ürün eşleşiyor. Şöyle Mediamarkt'tan bakayım direkt elektronik ürünler gelsin. <laughs> Aslında petlere falan da bakabiliriz. Oyuncaklara da bakabiliriz. Eminim orada da güzel ürünler vardır. Mesela ne var? Burada spatula gibi bir şey bu. Yani işte incelenebilir. Mesela ne var? Pil. Şimdi pil gönderimi bildiğim kadarıyla ben hiç pil göndermedim ama zor Amerika'ya. E, yapan var mı? Mutlaka vardır. Bakın burada gene aynı şey karşımıza çıktı. Burada teklisi var. Muhtemelen doğrusu bu. Burada çiftlisi var. Ha, o zaman ne yapacaksınız? Buradaki kar oranı %1319 değil muhtemelen 650 civarında. Ee, bundan tabii ki kargo düşmeniz lazım. Ama bu ürünlerin bir bölümünde zaten hani deminki baktığımız kitaptaki gibi artı kargo ücreti de var. Hani onu da dikkate alırsınız. Gene muhtemelen kargo düşseniz bile bu karlılık sizi kurtarır. Tabii detaylı olarak bakmanız lazım. Doktor Ötker. Mediamarkt'ta. Mediamarkt'ın Media Doktor Ötker'ı sattığını bilmiyordum açıkçası buraya bakalım burada da 4. 4 ha bak bunda mesela şu anda teklifler tükenmiş ben New York'tan bakıyorum e, bunda baktığınızda daha avantajlı bir fiyattan satabilirsiniz bunu zaten biz baktığımızda bunun e, biz bunları birkaç günde bir güncelliyoruz burada haftada bir hatta haftada birden bile daha yani 3-4 günü geçmiyor güncelleme süremiz e, şuradan da anlayabiliriz keepa kullanıyorsanız bakın burada teklif 69 TL'ymiş. ta ki hangi gün bu 27'sine kadar, 27'sinden sonra teklif kalkmış Amazon'dan. Şu anda bunun teklifi yok, gördüğünüz gibi. Ee, ve bu sayede aslında bu lokasyona gönderme teklifi olmadığı için bunun, siz muhtemelen bunu bu fiyattan listeleyebilirsiniz. Dediğim gibi sipariş fazla listeleyebilirsiniz. Yani çok detaylı, hani birkaç tane ürün açayım. Böyle bunun detayını aslında dediğim gibi hani sadece böyle ürün göstererek değil, buradaki fitrelerin mantığına göre de, göre de incelemek lazım. Ve tabii ki illa %1500 karlı ürünlere odaklanmanın da bir anlamı yok. Ya yani gene mesela eşleşen bir ürün. Cellular Line Telefon Kılıfı, Cellular Line Telefon Kılıfı. Aynısı. Ee, bakıyorum yani mesela bu Logitech bu Netgear muhtemelen bu yanlış hani bir yerde yanlış gitmiş ama aşikar Eee Köşe rafı. Köşe rafı. Bu herhalde aynıdır. Hani isminden bakarak söylüyorum. Hama. Şunlar demin de karşımıza çıkmıştı. Bu da farklı bir Hama ürünü. Bakalım. Hiç de bildiğim marka değil. Metaltex Çift fonksiyonlu yumurta dilimleyici. Egg Slicer. Ee, bak, bakacağım şimdi ürünlere ama zaten sayfalarca ürün var yani. Buradan eşleşenleri bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve detayında da e, bak bunda mesela shipping de alıyor. Aynı şey mi? Aynı değil galiba. Yok aynı. Aynı ürün sanırım. 130 tane de rating var. Ve ship FBA değil ürün ve sadece bir tane kaldı stokta. Yani dediğim gibi stok bitmek üzere yani bu ürün. Hani ilgi çeker mi? Retail arbitrajcıysanız muhtemelen bu ürün ilginizi çekecektir. Ya da belki dediğim gibi bu üründe bir e, yani bir problemi vardır retail arbitrajlarında bilmiyorum. Muhtemelen yoktur ama ee, ürün bazlı da konuşmamak lazım. Detayına girmek lazım. Ee, detay bir videoda yani şu modülü bu. Henüz açmadık bu arada. Açtığımızda biraz şu anda tipini falan düzeltmemiz lazım. Daha fazla çünkü buraya e, web sitesi gelecek. Mesela Morhipa gelecek. da 100 bin civarı. Belki daha bile fazla. Eşleşen ürün var Amazon'la. Ee, gene farklı buraya siteler gelecek. Şu an hepsi burada için pazar yeri bazı vardı. Trendyol gelecek. Ardından N11 gelecek. Bayağı bir Türkiye'de eşleşen ürün sayısını arttırmış olacağız. Ee, artık Strateji size kalmış. İsterseniz dediğim gibi bir yasa düşük olanlara bakarsınız. Yavaş yavaş Türkiye'den teklif verirsiniz. İsterseniz yüklü, güçlü bir yasalara bakarsınız. Türkiye'den gönderim yapan herhalde bir yapan bayağı bir arkadaşımız var. Ben artık grupta yokum ama Türkiye Amazon grubunda sıklıkla konuşan konulardan bir tanesi retail arbitraj. Benim zaten çok uzmanlığımın, ya yani satış anlamında uzmanlığım olduğu bir konu değil. Biliyorsunuz biz daha çok private label kendi markanızı oluşturanlar danız. Eskiden, eskiden çok fazla zaten retail arbitrage Türkiye'de yoktu bir nevi de. ben retail adının retail arbitrage olduğunu bilmiyordum. Ki zaten aslında bu retail arbitrage değil, onlar arbitraj. <laughs> Ama önemli değil. Arbitraj sonuçta. E, ve aslında arkadaşlar bunların detayına girebiliriz, inceleyebiliriz. Sorularınızı sorun. E, video tarafından dediğim gibi gönderim tarafında, kargolama tarafında birçok farklı firma var. Her birinden fiyat alabilirsiniz, fiyatlarına bakabilirsiniz. İşi, i̇ş modeli olarak arkadaşlar bu şekilde yeni bir liter arbitraj, güncellenmiş bir ritel arbitraj modelini, arbitraj modelini sizlere sunacağız. Birkaç hafta içinde bu canlı olacak yani erişebileceksiniz siz de. Bunun yanında arkadaşlar bunun için ayrı bir satış değil. Bu hali hazırda eğer ne satılır da arbitraj paketlerine sahipseniz, arbitraj içeren paketlere sahipseniz, örneğin her şeyin dahil olduğu elmas pakete sahipseniz ya da literal paketine sahipseniz bu zaten otomatik olarak sistemimize etkilenecek. Biz yeni geliştirdiğimiz modeller için eğer bir modelin içine ekleme yapıyorsak eski üyelerimizden şu ana kadar hiç bir ekstra ücret almadık. Sadece şöyle yapıyoruz. E, yeni fiyata yeni modeller, yeni modüller eklendikçe fiyatı arttırıyoruz. Eski üyelerimiz bunlar etkilenmiyor fakat yeni üyeler satın alırken girilenmiş, e, güncellenmiş fiyat üzerinden satın alıyorlar. Onun dışında zaten eğer ne satılır... kullanıcıysanız, sıysanız ve bu paketlere sahipseniz, ritel avitaj paketine sahipseniz ek bir e, ödeme yapmanız ya da ek bir ile karşılaşmayacaksınız. Umarım arkadaşlar e, ilginizi çekmiştir. Şu anda biz tabii bunu Amazon.com'da araştırdık. Bunları biz bir yandan gördüğünüz gibi farklı Amazon pazar yerlerine de ekliyoruz. Bu tabii ki arkadaşlar Chrome uzantısına da eklenecek. Şimdi çok dağıtmak istemiyorum konuyu. Biliyorsunuz Chrome uzantısında sayfaları gezerken sol altta e, Amazon fiyatlarını görebiliyorsunuz ürünlerin. Kerdip edebileceğiniz. Yani böyle veri tabanında arama değil de örneğin Mediamarkt'ta gezerken işte e, Teknosa'da gezerken vesaire. E, bunları Chrome uzantısında da çalışır hale getireceğiz. E, o, geri dönüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir güncellenmiş modül olmuştur. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.